أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين على رسولنا محمد صلوات كادشام hepiniz hoş geldiniz. Bu akşamki tefsir dersimizin konusu Allah'ı zikretmek. Eğer zamanımız yeterse tam 18 ayetin mealine bakacağız. Konumuz zikir olduğu için bazen ayetlerin tamamını değil de uzun bir ayetin zikir ile olan kısmını sizlere beyan edeceğim. Rabbim önce bana, benim nefsime ve sonra sizlere istifadeyi nasip etsin. Önce zikir nedir diye başlayalım. İmam Gazali Hazretleri zikri üçe ayırmış. Bir demiş dilin zikri. Dilin Subhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah gibi mübarek kelimeler söylemiş. Zaten bu malum zikrin ikinci kısmı azaların zikri. Her bir azanın kendine verilen vazifeyi görmesi onun zikridir. Mesela kulağın hak kelam işitmesi. Şu anda sizin kulaklarınız zikir ediyor. Mesela ayak ile Allah sohbetlerine gelmek ayağın zikridir. Kalp ile Allah'ı sevmek kalbin zikridir ve keza ve keza. Zikrin üçüncü kısmı da üçüncü kısmı da tefekkürdür demiş. Tefekkürdür. Aklın zikridir. Bunu da üçe ayırmış. Birincisi demiş İmam Gazali Allah'ın varlığını ve birliğinin delillerini tefekkür etmiş. Cenab-ı Hak hakkında meydana gelebilecek şüpheleri yok etmek için delillerin tefekkürü zikirdir. İki, mahlukatın hikmetlerini düşünmek. İnceliğini düşünüp Allah'ın isim ve sıfatlarına kapılar açmak. Üç, helal ve haramla ilgili meseleleri tefekkür etmek. Bu da zikirdir. Genelde şu anda bizim Üzerinde duracağımız zikir birinci zikir. Dil ile veya kalp ile Allah'ı isimlerini sıfatlarını ilan etmek saymak akılda tutmak. Birinci ayet-i kerimemiz Bakara suresi ayet 152. Fezkuruni <Sessizlik> beni zikredin ezkukum ben de sizi zikredeyim. Allah böyle diyor. Veşkûûli <laughs> bana şükredin. Ve la tekfûhûn bana namkörlük yapmayın. Tezkûûni <laughs> ezkûk. Beni zikredin. Ben de sizi zikredeyim. Hatta şu anda benim kalbime bir hadis-i şerif geldi. Efendimiz buyurdu. Gal Allahu Teala. Allahu Teala dedi ki: ben kulum ile beraberim. Kulumun zannı üzereyim. Ve zekereni fi nefsihi. O beni gönlünde, nefsinde tek başına zikrettiği vakit. Zekertu fi nefsi. Ben de onu zatımda zikrederim. Ve zekereni fi meleği. Eğer o beni bir topluluk içinde anarsa, zekertuhu fi mele'in hayrin Ben onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde zikrederim. Yani melekler topluluğu. Allah da diyor ki işte fezkûni ezkûküm beni zikredin. Ben de sizi zikredeyim. Buraya çok manalar ver müfessirler. Mesela siz beni darlıkta zikredin. Ben sizi bolluğunuza zikredeyim. Siz beni dünyada zikredin, ben sizi ahirette zikredeyim. Böyle çok manalar vermişler. Ama biz 18 ayet-i kerimeyi tamamlayabilmek için böyle biraz tay ediyoruz manaları. İkinci ayet-i kerimemiz Ali İmran Suresi ayet 41. Çok yani ilginç bir ayet. Zekai aleyhisselamın, Yahya aleyhisselam ile müjdelendiği bölüm. Tabi Zeki aleyhisselam çok ihtiyar. Kendi eşi kısır. inanamıyor Diyor ki Enna Yakunu li gulam. Benim nasıl bir çocuğum olacak? Ve gad bele Bana ihtiyarlık ulaştı. Ve eti agir. Eşim de karım da kısırdı. Melekler dediler ki kezalik Allah yef'alu ma yeşe. Evet böyle dedi ama Allah dilediğini yapar. Gâle rabbi c'alli ayet Dedi ki Zekâ aleyhisselam. O halde ya Rab bana bir ayet ver. Bana bir ayet, bir işaret. Gâle ayetuk Allah dedi ki senin ayetin ellâ tükellimen nâse 3 eyyâmin illa gemza. İşaretle, remizle konuşmak müstesna senin ayetin üç gün insanlar ile konuşmamandır. Ve Zekeriya aleyhisselam üç gün insanlar ile konuşmaktan men ediliyor. Ama bakın. vesku rabbeke kesîvâ. Rabbini çok bol bol zikret. Zekirden men edilmiyor vesbih bil ashi ve'l gece ve gündüz Rabbini tesbih et. Ona konuşmak yasak ama Allah'ı gece ve gündüz tesbih etmesi ve bol bol Allah zikretmesi serbest serbesten döte ona bir emir. Demek ki Cenab-ı Hak kulundan zikir istiyor. Üç gün bile bir kulunun kendisini zikretmeden, kendisini tesbih etmeden geçirmesine Rabbimiz müsaade etmiyor. Üçüncü ayeti kerime Nisa suresi, suresi ayet 142. Bakın yani dikkat kesin ayeti kerimeyi. İnnel münafigin muhakkak münafıklar. Kimler anlatılıyor? Münafıklar. Yuhadi'un Allah hud'a ederler. Hud'a yani kalpte olmayan bir şey dille söyleyip muhatabı aldatmaya çalışmak. Cenab-ı Hak münafıkların yaptığını buna benzetmiş. Allah aldatmaya çalışırlar. Ve <laughs> ve Halbuki Allah onla hud'a yapar. Ben izana geçmiyorum. Şimdi Cenab-ı Hak bakın münafıkları anlatıyor. Şimdi dikkat kesilelim. Çünkü o sıfatlar bizde varsa o münafıklığın bir sıfatı olduğu için hemen Allah'a sığınmak lazım. Birinci sıfatları ve izâ gamu ile salâ gamu Namaza kalktıkları vakit üşenerek kalkarlar. Yuraûnen <Sessizlik> nâs. İkinci sıfatları amelleriyle insanlara Rüya gösteriş yaparlar. Üçüncü sıfatları da bizim konumuz. Ve la yezkürûne Allah illa galîle. Allah ancak pez, pek az zikrederler. Subhanallah. Cenab-ı Hak münafıkları neyle vasfetti? Allah az zikir etmekle vasfetti. Demek ki bir müminin ve bir Müslümanın vasfı Allah'ı çok zikretmek. Eğer Allah'ı az zikretmek bir kusur olmasaydı Allah bunu kusur olarak beyan etmezdi. Allah burada kusurları beyan ediyor. Namaza kalkayken üşene kalkmak kusurdu. İnsanlara gösteriş yapmak kusurdu. Demek ki Allah'ı az zikretmek o da kusur. Vesubhanallah. O zaman ne yapmak lazım cemaat? müminin sıfatına sahip olup Allah'ı çok zikretmek lazım. Dördüncü ayeti kerime Maide suresi 90. ayet. Ee, İnna yuridu şeytan. Şeytan ancak şunu ister. En yugi'a beynekumul adavete vel baza. Bak bunu çok istiyor. Ve şeytan bu işte başarmış. Konumuz değil ama önemine binaen burasını aldı. Ağınıza düşmanlık, Buhuz kin koymak ister. Ve subhanallah. Şimdi gördünüz değil mi bunu başarmış. Bazen bakıyorsunuz falan cemaat falan cemaatin hakkında konuşuyor. Filan cemaat falan cemaatin üstadı şeyi hakkında konuşuyor. Hatta bakıyorsunuz bir cemaat içinde bile herkes birbirinin arkasında konuşuyor. subhanallah. Halbuki Rabbimiz bizi şeytanın bu hilesine karşı da uyarmış. Diyor ki şeytan ancak ve muhakkak aranıza bir buğuz bir düşmanlık koymak ister. Fil hamr vel meysir. İçki ve kumar sayesinde. Bunu da yapar. Başka ne ister? Ve yesuddakum an zikrillah. Sizi Allah'ın zikrinden uzaklaştırmak, men etmek ister. Fesuphanallah. O zaman bakın. Ve ve namazdan. O zaman kim Allah'ın zikrinden ve namazdan uzaklaşmışsa, Bil ki bunu yapan şeytandır. Şeytandır. Bazen insanın bir günü biter de namaz kılmasın. Allah Namaz kılar da namazların arasında aklına bir defa Allah gelmez. Yani şöyle bir Subhanallah, Tabarakallah, Elhamdülillah demez yani. Fesuphanallah. O zaman şeytanın bir vazifesini öğrendik. Bizi namazdan ve zikirden alıkoyması. Beşinci ayeti kerime Araf suresi 205. Vezkü <laughs> Rabbek. Hemen Allah hemen diyor. <laughs> Rabbini zikir et. Fi <laughs> nefsike. Nefsinde, içinde zikret. Tallahu <laughs> hifeten. Allah yalvara yalvara. Allah'tan korkarak. Ve dunel cehr minel gavl. Çok yüksek olmayan bir sesle. Allah bizi duyuyor ya. Bil gudubi vel Gece ve gündüz. Bakın. Cenab-ı Hak gece ve gündüz alçak bir lisan ile nefsimizde içimizden kendisini zikretmemizi emrediyor. Ve ne diyor biliyor musunuz? Ve la tekun minel gafilin. Sakın ha gafillerden olma. Peki gafil kim? Allah'ı zikretmeye. Fesubanallah. Ya Rabbi gafillerden olmaktan bir sana sığınıyoruz. Gafillerden olma diyor Rabbimiz. Çevirdim kardeşlerim. 6. ayet-i kerime Enfal 45. Bakın sahneye. Ya eyyühellezine amanu ey iman edenler izâ lagîtum fi'e bir cemaatle bir düşman ordusuyla karşı karşıya geldiğinizde fesbutu Sakına kaçmayın. Sabit olun. Şimdi bakın bir savaş, bir cenk, yani can pazar. Sağınıza bakıyorsunuz kopmuş bir el, solda kopmuş bir baş, kopmuş bir ayak. Kanlı elbisesiyle yatan insanlar, kimisi dostlarınızdan, kimisi düşman tarafında. Düşünün yani. Kılıç sallıyorsunuz. ayet Kerim o zaman da iniyor. Savaşta kılıçla. Bizim iki elimizle kaldıramayacağımız kılıçlarla savaşıyorlar. Savaş bazen sabah başlıyor, akşam bitiyor. Haftalarca, aylarca sürüyor. Ne büyük bir zahmet değil mi? Ne büyük bir meşakkat. Allah bu meşakkatin içinde bile gafletimizi kabul etmiyor cemaat vezkûvullâ kesir Allah bol bol zikret. Ve subhanallah. Allah için savaşırken bile o savaşın hengamında Cenab-ı Hak bizden tekbir, Allahu Ekber, tesbih, subhanallah, hamd, elhamdülillah bekler ve bunu kesiren vasfıyla vasfetip çok çok bol bol Allah deyin derken Acaba öyle bir hengamda olmazsak Allah'tan gafletimiz affedilir mi? Vezkûullah <laughs> kesira Allah bol bol zikredin ki leallekum tufilûn umulû ki kurtuluşa felaha kavuşursunuz. İşte kardeşlerim felaha kavuşmanın bir yolu Allah'ı zikretmek Allah demek Allah zikri ile kaim ve daim olmak. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bir, bir Müslümanın muhakkak ki günde 20-25 dakikasını alan hususi bir dua vidu olmalı. Muhakkak ki cevşan gibi delal hayvat gibi böyle çok cazibeli çok lezzetli dualar muhakkak devam etmeli. Bir dua virdi olmalı. Haftanın başında başladı, sonunda bitirdiği. Mümkünse kalben ya da cehri olarak muhakkak belli sayılarda kendisine bazı zikirleri adet yapmalı. Onun ibadeti olmalı. Başka bir ayeti kerime, başka bir ayeti kerime bizim 7. ayetimiz Rahat Suresi ayet 28 İnsanın parası var Mutlu değil Makamı var Mutlu değil Her şeyi var yine mutlu değil Çünkü Bir şeyi yok Ve insanın mutluluğunu da Ondan başka bir şey Sağlamıyor İşte El lezine amenu o kimseler ki diyor önce ayet-i bağlanmış iman ettiler ve tadma innu kulubuhum bi subhanallah. onlar kalpleri Allah'ın zikri ile mutmain olanlardı bakın onlar kalplerini diyor Allah makam ile şanla şöhretle malla maddiyat ile tatmin etmeye çalışmazlar onlar kalplerini Allah ile tatmin ederler. Allah'ın zikriyle mutmain olurlar. Ela tembih edatıdır Arapçada. Agah olup bi zikrillah tatmainnul kulub. Bi zikrillah Arapçada bir kaydedir bu takdimdir. Takdim tahsisi ifade eder. Yani mana kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur değil. Mana şu takdimden dolayı bu mana verilir. Kalpler ancak ve ancak sadece yalnız Allah'ın zikriyle mutmain olur. Allah'tan gayrı hiçbir şey kalbi tatmin edemez ve edemiyordu. Edemiyordu. İşte biz görüyoruz değil mi okuyoruz her şeylerle her şeyler var ama bakıyorsunuz uyuşturucuya efendim müptela olmuş. Bakıyorsunuz alkolik. Bakıyorsunuz intihar etmiş. Ya senin her şeyin var. Niye mutsuzsun? Çünkü Allah'ı yok. Üstadımız diyor ya men vecede fagada ve men fagada vecede. Allah bulan neyi kaybeder? Allah kaybeden neyi bulur? Allah'ı bulan her şeyi bulur. Allah'ı kaybeden bulsa bulsa başına bela bulur diyor Üstadımız. Evet. Sekizinci ayeti kerime Kehf suresi 29. ayet Kehf suresi 29. ayet Yani zikirle ilgili bölüm alacağım ama Şurasını alayım. Yani bize çok bakıyor belki burası. Vas bir nefsek nefsini sabrettir. Nefsini sabırlı tut. Ma'allezine yed'un rabbuhum bil gadidi vel ashi yuridun vec. Gece ve gündüz Rablerinin rızasını arayarak Rablerine dua eden, Rablerine ibadet edenlerle beraber nefsini sabret. Yani onlarla beraber oluyor Allah. Bakın şu sohbetlerden uzaklaşmamak lazım. Bu Allah'ın emri. Şimdi ben kendi bizim yerimize geldim. Vala tud' sakına itaat etme. Men o kimseye? Kimmiş o? Agfanna kalbu an zikrina te subhanallah. Onun kalbini zikrimizden gafir kıldık. Allah ne diyor Allah'ımız? Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız kimselere itaat etme. Ya Rabbi sen bizim kalbimizi seni zikretmekten gafil kılma. Ben bazen korkuyorum kardeşler. Bu ayet aklıma geliyor korkuyorum bazen. Şundan korkuyorum. Demek Cenab-ı Hak her kalbe zikrini koymuyor. Cenab-ı Hakk'ın zikri pırlanta gibi kıymetli bir şey. O kalp çöp tenekesi gibiyse Allah o kalbi atmıyor onu. Ya. Ben bazen korkuyorum. Acaba diyorum isyanım, gafletim, günahım. Allah zikretmekten beni men eder mi? Acaba Cenab-ı Hak der mi ki artık bu kulum beni anmak, beni zikretmeye ve beni tesbih etmeye layık değildir. Bakın bir kulun Allah'ı zikretmesi büyük bir nimettir. Büyük bir nimet. Hatta bir şey şu anda aklıma geldi. Meala nakledeyim. Allah'ın gece ve gündüz kullarına ihsanları vardır diyor Efendimiz. Hiçbir ihsan, hiçbir ihsan, Allah'ın bir kula kendisini zikretmesi için ilham etmesinden daha üstün değildir. Bakın hadise bakın. Min en yulhimmev zikre diyor hadis sonunda. Hiçbir ihsanı Allah'ın o gün için değil mi? Nefes aldım bir ihsan. Gözümle gördüm bir ihsan. Dilimle tatlım bir ihsan. Mal kazandık bir ihsan. Barda var var saymakla biter mi? bitmez. Ama Efendimiz diyor ki ola ki bugün belki birisi dünyada 10 milyon kazanmıştı. Birisi de hiçbir şey kazanmadı ama kazanmadı ama Allah zikretti. Efendimiz diyor ki Allah'ı zikreden kimseye gün içinde Allah daha büyük bir iyilikte bulunmuştu. Niye? kendisini zikretmesi için ona ilham etmişti. Ona kuvvet vermişti. Ve Allah'ın zikri demek ki bu kadar büyük yani. Ve la man men agfanna galbahu an zikrına. Bir daha tekrar etmiş olalım. Sakın ha, kalbini zikrimizden men ettiklerimizi men ettiklerimize itaat etme. İtaat etme. Yani bize dikkat edelim. Dostumuzu seçelim. Kimin peşinde gidiyoruz? Bakalım. Kalbi Allah'ın zikrinden gafil mi değil. Dokuzuncu ayet-i kerime. Allah. Öyle bir ayeti kerime ki. Fesubhanallah. Nuh suresi ayet 28. Rical diyor rical. O adamlar, o yiğitler, o kahramanlar la tulhihim ticare ve bey. Ne ticaret ne de alışveriş onları alıkoymaz. Neden alıkoymaz? koymaz? zikrillah. Allah'ı zikretmekten. Ve subhanallah. Ya bu nasıl bir şey ya? Büyük bir ticareti var. Kasanın başında her dakika belki bir şeyler kazanıyor. Ama Allah diyor ki, öyle yiğitler vardır ki diyor ne alışveriş, ne ticaret, ne de dünyanın başka bir işi onları Allah'ı zikretmekten alıkoy koymaz. Ve igami ve itaj zeka namaz kılmaktan koymaz, Zekat vermekten alıkoymaz. Yehafune <Sessizlik> yevme. Onlar bir günden korkar. Tetakallabu fihil gülübü vel ebsar, o öyle bir gündü ki o gün kalpler ve gözler tersine çevrildi. Yani o günün endişesinden kalpler ve gözler o günden korkak, şöyle kendisine şöyle bir tetakallab olur. Fesuban Allah. Allah ticaretimizde, alışverişimizde bile bizden zikir istiyor. Zikir istiyor. Rabbimiz bizim kendisinden gaflet etmemizi istemiyor. Ben çok diyorum dualarımda. Ya Rabbi ve la tekun minel gafilin, minel cahilin. Allah'ım bizleri gafillerden eyleme, cahillerden eyleme. Zikrinden uzaklaşanlardan eyleme. Eylemesin kardeşlerim, eylemesin. 10. ayeti kerime, 10. ayeti kerime Ahzab suresi Ayet 41 Ya eyyühellezine amenü Ey iman edenler Izküvullah Allah zikredin Ama nasıl Zikran kesir Çok zikretmekle zikredin Hiç Allah'tan gafil olmayın Şimdi bakın 10 ayeti kerime okuduk Zikir niye bu kadar önemli biliyor musunuz? Şimdi üstadımızdan Sanki 10 ayeti kerimeyi Manevi bir tefsir gibi Birkaç satır okuyacağım. Zikirin için önemli. Mesnevi Nuriye'den, Hubab'tan. Tohum olacak bir habbenin kalbi. Tohum olacak bir habbenin kalbi. Yani içi delindiği zaman elbette sümbürlenip neşvü bulamaz, büyüyemez. Bir tohumu içini delin şöyle atın toprağa. Büyüyebilir mi? Büyüyemez. Bir çekirdeği delin şöyle atın büyüyebilir mi? Büyüyemez. Kezali aynen bunun gibi. Çekirdeğin kalbi delindiğinde büyüyememesi gibi ene ile tabir edilen enaniyet. İnsanda bir benlik var ya ben yaptım. En iyi ben bilirim. En güzel benim. En zengin benim. Ben ne dersem o der ya bu ben var ya. İnsandaki bu benliğin kalbi dedi üstadımız. Allah, Allah zikrinin şua, ışığı ve hararetiyle yarattı subhanallah. Demek ki Allah, Allah dendiği zaman, böyle kalpte bir hararet, bir ısı, bir nur, bir ışık meydana geliyor. İşte Allah, Allah zikrinin o hararetiyle, o ziyasıyla, o benliğin kalbi yanıp denil delinirse büyüyüp gafletle firavunlaşamaz. Niye firavunlaşmış? Niye ne rabbukumul ala ben sizin Rabbinizim demiş. Niye demiş? Çünkü benliğin kalbini Allah Allah zikriyle eritmemiş. Büyüyemez ve haliki samavat ve arza yeryüzünü ve gökyüzünü yaratan Allah'a isyan edemez. O zik ilahi sayesinde Allah Allah dedikçe ene mahvul Benlik yok olur. Allah zikretmek işte bundan önemli. Çünkü benlik kişinin Allah'a ulaşmasını en büyük perde, en büyük engel. Allah desin ki benliğin kalbi delinsin, büyüyemesin, büyüyemesin. Evet kardeşler 11. ayeti kerimemiz 11. ayeti kerime Zümer suresi Fe subhanallah ayet 12 Zümer suresi cemaat Feveylün diyor Allah Ne Neden manası biliyor musunuz? Feveylün Yazıklar olsun Veyl olsun Veyl olsun Müfessirler biraz daha açmışlar yani. Zarar onadır. Şer onundur. Eyvahlar ona olsun. Kime? Lilgasiyeti gulubuhum min zikrillah. <laughs> Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline. Allah'ın zikrinden kalpleri katılaşmış olanlar. Artık Allah demiyor, diyemiyor. Dili Allah demek istemiyor. Kalbi Allah demek istemiyor. Allah da diyor ki, feveylün diyor. Vay onların haline. Ülâke fî dalâlin mübîn. Onlar var ya, apaçık bir sapkınlık, sapıklık içindedir. Allah zikri de anlatıyor. Allah Allah. O zikirle diyor. Ondan kalpleri ürperir. Sümme telinu ve gulubum ila zikirillah. İşte bu oldu mu? Olmuş mu? Sonra kalpleri ve derileri Allah'ın zikrinde erimeye başlar. Demek zikir de öyle. Yani gafletle Allah Allah demek değil. Böyle kişinin kendinden geçip kalbinde o sıcaklığı, o harareti, o şuayı hissetmesi. Kalbin, derinin ve azanın erimeye başlaması. O sıcaklığı alması. Yani bazen fikir bir işte olur. Kişi Allah Allah da baka tesbihin sonuna gelmiş ama feyiz yok, bereket yok. Öyle değil. Allah'tan gayrı her şeyden soyutlanacak, tecavüt edecek. Sanki şu alemde Allah ve o var, başka kimse yok. Sonra Allah demeye başlayacak. Bir ritim ile kalbi erimeye başlayacak. Başka bir ayet-i kerime, başka bir ayet-i kerime. Bu da Zuhruf suresi 36. Allah zikir emrediyor ya. Şimdi biz Allah zikretmedik. Zikirden uzaklaştık. Dünyevi cezasını acaba Allah'tan gaflet etmenin Allah zikretmemenin dünyevi cezası ne? Işte Zuhruf 36. Ve men ya'şu an zikri rahman. Kim rahmanın zikrinden uzaklaşırsa, rahmanın zikrini görmezlikten gelirse, nugayyiz lehu şeytanı. Biz de şeytanı ona musallat kılarız. Musallat ederiz. Fevve garin. O şeytan ona bir arkadaş olur. İşte kardeşler. Şeytan kimin arkadaşı? Ve şeytan kime musallat oluyor? Allah'ın zikrinden uzaklaşan kimse. Bu da Allah'ın bir cezası. O zaman ne yapmak lazım? Fiili bir dua olması niyetiyle Allah'a zikretmek lazım. Ve zikrederken de Ya Rabbi bu zikrimi Şeytan ile arama bir kalkan yap. Bu zikri şeytanın bana arkadaş olmasına karşı bana bir muhafız yap, bir kale yap. Şeytan bu zikrimin kalesinden girip bana yanaşamasın. Bana dost olmasın. Bu manayı da böyle zikrederken tefekkür etmek lazımmış. Başka bir ayet-i kerime Necim suresi ayet. 29 Necim ayet 29 Yine aynı ifade Fe aris Yüz çevir diyor. Bak bu emir bize. Yüz çevir. Yani ona meyletme. Onunla dostluk yapma. Onunla görüşme. Kimle görüşme? An men tevalla an zikrina Bizim zikrimizden yüzünü çeviren, zikrimize karşı sırtını dönene sen de sırtını dön. Sen de ondan yüz çevir. Ve lem yugit illal dünya ve dünya hayatından başka bir şeyi istemeyen. Bak bakın Allah iki kişiyle ya da bir kişi ki iki sıfatı birden taşıyor ondan yüz çevirmemizi emretmiş. Kim onlar? Bir, Allah'ın zikrine sırtını dönen. İki, sadece dünya hayatını isteyen. Demek zikir o kadar önemli ki, önemli ki Cenab-ı Hak dostunun, mümin bir kulun, zikirden nasibi olmayan birisiyle münasebetini istemiyor. Tabii bu her zikir bunu ifade edeyim. Sırf Allah demek değil bu mesela şu ayet-i kerimedeki zikir Kur'an Kurandan yüz çeviri. Adam yani namazını kılıyordu ama usus bir zikir yoktu bununla dostluk yapmayalım makamında değil bu son cümlemiş bu adaki zikir Kurandı yani Kuranın bir ismi de zikirdir hadis söresi 16 Hadis Suresi 16. Hatta bu ayet ilgili bir de kısa anlatılır. İşte o zamanın büyük bir eşkıyası, sonranın büyük bir evliyası. Kafileyi önünü kesmiş. Kafile soyu yok. Birisi de çallıkların arasına falan o anda saklanmış. Fudaybiyat da kafilenin reis uzaktan seyrediyor kendi eşkiyalarını diyor ki o ihtiyaç saklanan çalgasında. Aman aman diyor yani işte benim şurada altınım var almasınlar diyor. Açıyor Kuran okumaya başlıyor. Okan bu ayeti kerimeyi okuyor. Yani bazen yani kapalı bir kapı bir anahtarla açılır yani. <laughs> Elem ye'ni hala gelmedi mi lillezine amanu iman edenlere en gulubuhum li zikrillah. Allah. Allah'ın zikriyle, Allah'ın zikriyle huşu bulacaklar. Kalplerinin ürpereceği vakit hala gelmedi. Bu ayet Fudail bin İyad'ın paslanmış kapısını açıyor. Şimdi biz kendimizi alalım. Hala müminlerin kalplerinin Allah'ın zikriyle ürpereceği, huşu edeceği zaman gelmedi. Allah'ın zikriyle yumuşama vakti gelmedi. Zikirden gafil olan ben nefsime diyorum ya. Yani. Artık bu vakit gelmedi. Cenab-ı Hak bizden zikir istiyor cemaat. Başka bir ayeti kerime sonra, sonra doğru yaklaşmışız. Cuma suresi 11 Feyza guziyetis sala namazı tamamladığınızda namaz tamamlandığında cuma namazı fenteşegu fil ard yeryüzüne yayılın ve tagu min fadlillah Allah'ın fazlını talep edin ticaret yapın ama bakın hemen peşinde vezkûullâh kesseve Allah çok çok zikredin yani ticaret insanı gaflete atar ya ama Allah diyor ki Tamam bir el kârda olsun ama gönül de yerde olsun. لَاَلَّكُمْ tuflihun. Umulu ki böyle yaparsanız felaha ulaşırsınız. Necat bulursunuz, kurtulursunuz. Demek ki Cenab-ı kulun fıtratında ticaret yaparken gaflete gireceğini biliyor tabi ilmezeli sahibi. Hep bize ikaz ediyor. Fezkullah Allah çok zikredin, çok zikredin diyor. Son ayeti kerime. Münafıkun suvesi. Ya eyyühellezîn amenu. Ey iman edenler. Rabbimizin bize bir hitabı. Şimdi uyarısı ve ikazı geliyor. La tulhikum. Sakın sizi koymasın nalı koymasın ya Rabbi. Enbalukum ve evladukum. Mallarınız ve evlatlarınız alı koymasın. Ya Rabbi mallar ve evlatlar bizi neden alı koymasın? An zikrillah. Allah'ın zikrinden alı koymasın. Acayip bir şey. Allah diyor ki bakın. Ve men yef'al zalik. Kim bunu yaparsa kim malı ve evladı sebebiyle Allah'ın zikrini terk ederse, Allah'tan uzaklaşırsa, فَاُولَٰئِكَ humun الْخَاسِرُونَ İşte onlar hüsranda, zararda, ziyanda olanların ta kendileridir. Evet. O halde bak şu anda akşam oldu işte. Bugün herkes bir şeyler kazandı. Malı ve evladı sebebiyle, mal kazanmak peşinde koşarken Allah'ın zikrinden uzaklaşanlar malları ve evlatları kendilerini Allah'ı anmaktan alıkoymuş olanlar hüsranda olanlar ta kendileri. Evet belki onlar bugün bir şeyler kazandı. Kasadan bir şey koydular ama Allah diyor ki onlar hüsranda olanların ta kendileridir. Peki bugünü kim karla kapattı? Malı ve evladı Allah'ı zikretmeye mani olmayan, gün içinde namazını kılan, Kur'an'ı okuyan Allah Allah deyip kalbini Allah ile meşgul edenler bugünü kâr ile kapattı. Cenab-ı Hak hem bugünümüzü hem ömrümüzü kâr ile kapatanlar zümresine bizleri dahil eylesin. Cenab-ı Hak yaptığımız bu zikir sohbetini, okuduğumuz Kur'an ayetlerini Allah'ın zikrini sevmeye, o zikirle meşgul olmaya bir basamak yapsın. Cenab-ı Hak cümlemizi gafillerden olmaktan muhafaza etsin. Amin, amin, amin. amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Tegabbel minna bi hürmetil Fatiha.